Evet, şu an aldım. Sağlam bir balık aldım arkadaşlar. Aşağı inmem lazım. Melanur gibi geliyor. Karagöz mü? Aldım. Aldım. Kakara bu. Gelişinden belli. Evet, kakara. Ufak bir kakara. Evet arkadaşlar. Bir kakara daha geldi. Dur, dur oğlum. Eray Balık'ta kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Çanakkale'ye geldik arkadaşlar. Çupra avlayacağız. Karagöz avlayacağız. Sargöz avlayacağız. Bir de melanur avlayacağız. Bulunduğumuz arada şu anda aktif olan balıklar da bunlar arkadaşlar. Ayrıca felaket bir ispare ve fare balığı var. Bunu size av sırasında zaten siz de benimle birlikte şahit olacaksınız. Öncelikle arkadaşlar merayı bir tanıyalım. Şöyle göstereyim. Çok zor bir meradayız arkadaşlar. Kayalık bir yer. Boğazdayız. Akıntı çok fena arkadaşlar. Öncelikle avlak yerimizi tespit ettik. Kendime böyle bir güzel bir yer oluşturdum arkadaşlar. Bakın şu kayanın üstünde çıkıyorum. Önüne geçiyorum. Suyun dibi aşırı kayalık. Kumluk yerlerde çupralar yatıyor arkadaşlar. Birkaç balık alabildik dün. İki gündür burada avlanıyoruz. Yorgunluk çok fazla. İndiğimiz yer arkadaşlar çok zor bir mera. Şöyle göstereyim hemen. Ta şu uç nokta görüyor musunuz arkadaşlar? Evet şurası. Ta şuradan aşağı iniyoruz. Böyle geliyoruz arkadaşlar. Döne 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 geliyoruz. Buradan aşağı iniyoruz. Yani gerçekten çok zor. Evet arkadaşlar 3 gramlık jig kullanıyorum. Kagot marka. Biraz sağlam olması gerekiyor. Çünkü karagöz sağlam bir balık. Çupra zaten az çok bilirsiniz. Çok güçlü bir balık. Arkadaşlar shock leader kullanmıyorum. Neden kullanmıyorum? Çünkü shock leader bağlamaktan bıktım arkadaşlar. 0.18-0.20 kullanıyorum ama avlandığımız mera çok kayalık olduğu için mecburen balığı çıkaramıyorum. Çok balık kaçırdım. Ben de artık dedim vurursa ipten çekeyim. Kullandığımız yem sülünez arkadaşlar. Şöyle yemimizi güzelce kancamıza giydiriyoruz. Çok zor bir meradayız. Burada avlanan çok fazla kişi yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yemimizi giydirdik. Ciket neden kullanıyorum? Onu da kısaca bahsedeyim. Av yaparken. Çünkü balık mecburen arkadaşlar kafa tarafından değil de yemi ya yandan alacak ya şu alt bölgeden alacak. Burada da kancamız hazır zaten. Bu şekilde aldığımızı yaptığımızda balığı tasmalama ihtimalimiz daha yüksek. Şimdi arkadaşlar bakın. Yemimi solla atıyorum. Göreceksiniz. Nereden çekeceğiz yemi? Hele ki balık takarsak balık ne taraftan gelecek? Çok fazla akıntı var. Buranın akıntısı hiçbir zaman bitmiyor arkadaşlar. Burası boğaz. Şu anda bir vuruş geliyor. Muhtemelen fare balığıdır. Çünkü bıktırıyorlar beni artık fare balıkları. Evet kameraya yansıyordur umarım. Vuruşun geldi. Evet yeme aldı arkadaşlar. Artı biz de oraya gördüğünüz gibi çok takılıyor. Çok fazla takılıyor. Yapacak bir şey yok. O kadar yol geldik. Kocaeli'den geldik arkadaşlar buraya. Yani bayağı balık tuttuk ama çok balık da saldık. Çünkü kakari karagözler affetmiyor. Burada fazla büyüyen cins değiller. 25 santimi geçeni görülmemiş şu anda. Yani buranın halkı onu söylüyor. Ama isparenin aynısı diyebilirim size. Mahvediyor. Sizi pişman ediyor. Yani bütün zevkinizi kaçırıyor diyebilirim. Yani balık vuruyor ama genelde onlar vuruyor. Sargozlar pek gezmiyor. Evet gene bir vuruş geliyor. Tekrardan yeme aldım. Evet şu anda vuruyor. Evet şu an aldım. Sağlam bir balık aldım arkadaşlar. Aşağı inmem lazım. Melanur gibi geliyor. Karagöz mü?
Evet, kakara. Kakara arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir kakara aldık. Normal bir boy arkadaşlar diyebilirim. Ama bunları alanlar var ama ben almıyorum. Çok güzel bir balık. Muhteşem. Belgesellerde gördüğünüz bir balık. Maşallah. Şöyle. Ama ben almıyorum. Yememişsiniz, yemeye devam edin. Sizin gibi büyükler gelsin inşallah. Salıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Gitti. Çok güzel balık. Rengine bayılıyorum. 200 senedir buraya av yapmaya gelemedim. Pek fırsat bulamadım. Ancak bu sene nasip oldu. Umarım bundan sonra daha fazla fırsat bulup sizlerle birlikte güzel avlar yaparız. Evet, gel bakalım. Gel bakalım. Şimdi oyun sırası bana geçmiş. Evet. Yamyam geldi arkadaşlar. Yamyam fare balığı. Görüyor musunuz? Yamyam fare balığı. Şimdi bunlar yüzünden fazla bir balık tutamıyoruz burada. Yemi paramparça ediyorlar ya. Paramparça ya. Şimdi dişlerini göstereceğim size. Bakın arkadaşlar. Dişlere bakın. Görüyorsunuz mu? Umarım kameraya net olarak yansıyordur. Ya, pirana gibi dişleri var. Oo, 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 oo. Çok vurdun. Alamadın. Nasıl alamıyorsun ya? Aldım. Aldım. Kakara bu. Gelişinden belli. Evet, kakara. Ufak bir kakara. Evet arkadaşlar. Bir kakara daha geldi. Dur. Dur oğlum dur. Dur bir tanem. Dur bebeğim. Nasıl yutmuşsun öyle? O kadar mı acıktın sen ya? Ben senin babanı bekliyordum. Ya çoluk çocuğu göndermeyin bize Allah aşkına ya. Dedelerimiz gelsin. Hadi git. Büyük dede olur. Büyük babaanne olur. Ya onlar gelsin ya. Bu nedir ya arkadaş? Aldı. Aldı. Kakara mı? Fare mi? Aha. Çeşit bol arkadaşlar. Hanos geldi. Anos. Hani derler. Anos derler. Kayabalı derler. Her şey derler de derler. Anos. Evet. Ağza bak. Hanos. Hadi git bakalım. Vuruyor. Aldık. Kayanın arasına girdi. Çık oradan. Aman Allah'ım. Güzel bir balıktı. Kayanın arasına girdi. Hayda. Böyle bir şey olamaz ya. Jik gitti, kayaya takıldı. Balığın da ağzındaydı ama muhtemelen koptu zaten. Hadi oğlum. Ya bu kadar basit yemi alamazsın ya. Anında alıyor yemi ya. Fare balıkları. Ya bir tane fare balığı yakalarsak zaten arkadaşlar göreceksiniz ya. Bildiğiniz pirana ya. Elimi sürüyor ya. Çok berbat bir balık. Birazdan
jigimi ufaltmak istiyorum. Çünkü kanca büyük geliyor. Ufak balıklar takılmıyor. Bol bol besliyoruz onları. Evet, vuruyor tekrardan. Evet, vuruyor. Ya tasma da atamıyorum ki. Ya takır 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 takır. Alıyor gidiyor, alıyor gidiyor, alıyor gidiyor yemi. Artık her tıklama tasma atacağım. Aa, aldık kaçtı. Artık her tıklamaya tasma atacağım ya. Yemi ambarlamasını beklemeyeceğim. Bu iş böyle olmayacak yoksa.